Merhabalar sevgili seyirciler, İşin Aslı programına hepiniz hoş geldiniz. Son dönemlerde yetişen en gözde avukatlardan olan Alim Akdiş bugün bizlerle. Alim Akdiş ile 9. yargı paketini bugün değerlendireceğiz. Alim hoş geldin. Hoş bulduk, merhabalar. Nasılsın? İyiyim, teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Teşekkür ederim, ben de çok iyiyim. Alim, seni biraz tanıyabilir miyiz? Tabii. Öncelikle beni stüdyolarınıza davet ettiğiniz için Medya Karapınar ailesine ve size çok teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz konuk olarak. Alim Akdiş, avukatım. Hızır Avukatlık Danışmanlık isimli bir hukuk bürom var. Yaklaşık 7-8 yıldan bu yana avukatlık ve danışmanlık faaliyetleri üzerine hizmet vermekteyiz. Aynı zamanda Milliyetçi Hareket Partisi Merkez Efendi ilçe hukuk işlerinden sorumlu başkan yardımcısıyım. Bunun dışında Hilali Şems İlim Kültür Derneği olarak bir aşevi oluşturduk. Bu aşevinin yönetiminde ve kurulumunda katkılar sağladık. Farklı farklı sosyal sorumluluk alanlarında. Yönetim kurulundasın bildiğim kadarıyla. Evet, yönetim kurulundayız. Hatta beraber de olabiliriz. Olabiliriz belki. Farklı farklı sosyal alanlarda çalışma yapıyoruz. Daha çok tabii avukat kimliğimle ön plana çıkmayı seviyorum. Bugün de mesleğimle alakalı herkesin de şu anda yakından takip ettiği hukukta önemli bir gelişme olan 9. yargı paketiyle alakalı sizlerle istişarelerde bulunacağız. Bundan kaynaklı da çok mutluyum. Biz beni teşekkür davet ettiğiniz ederiz. Için. Bizi kırmayarak buraya kadar geldiğin için çok teşekkür ediyorum. Alimciğim, şimdi konuya girmek istiyorum. Çünkü konuşulacak o kadar çok şey var ki 9. Evet. yargı paketiyle ilgili. 9. yargı paketinde af çıkacak mı? İkinci bir Rahşan affı mı gelecek? Açıkçası bununla alakalı şu şekilde cevaplayayım. Af dediğimiz durum kişilerin işledikleri suçlardan kaynaklı doğrudan cezasının affedilmesi şeklinde genel af ve özel af olarak kanunda tanımlanmış bir durum. 9. yargı paketinde doğrudan bir af çıkması durumu maalesef ki söz konusu değil. Hatta buna maalesef de demek de doğru olmayabiliyor bazen. Sonuçta kişilerin işledikleri suçlardan kaynaklı belli başlı yaptırımların uygulanması da hukuka ve adalete güven açısından da önemli bir durum. Burada beklenen ve halk gördüğümüz durum şu ki infaz yasasına ilişkin belli başlı düzenlemeler konuşuluyor. Henüz tabii 9. yargı paketi meclisten geçip de yasalaşmadığı için konuşmalar, Sayın Bakan'ın konuşmaları üzerinden biz bu programda da belli başlı açıklamalar, neleri anladığımız, neleri yorumladığımızı konuşacağız. Dediğim gibi doğrudan bir af durumu söz konusu değil. Ancak belli başlı yapılacak düzenlemelerle birlikte kişilerin cezaevlerinde kaldıkları sürelerin değişmesi durumu söz konusu olabilir. Peki yargı paketi şu an ne aşamada tam olarak? Yargı paketiyle alakalı şu anda bakanlık belli başlı çalışmalarını yaptı. Tabii iktidar grubunun milletvekilleri de bu konular üzerinde görüşmelerde sağlıyor. Tam anlamıyla bir teklif haline geldikten sonra meclise sunulacak. Sayın Bakanımız bununla alakalı yapmış olduğu açıklamalarda yargı paketinin tamamlanmasına yönelik sürekli sona geldiğimizi mümkün mertebe bu yaz aylarında çıkacağına yönelik konuşmaları ve bilgileri paylaşımı mevcut. Yakın zaman içerisinde yargı paketinin yasalaşacağını düşünüyoruz. Peki bu yargı paketinde meclis süreci nasıl işleyecek tam olarak? Meclis süreci bir 2-3 haftalık bir süreç olarak işleyebilir. Dediğim gibi doğru bir teklif haline geldikten sonra öncelikli olarak meclise sunuluyor. Meclise sunulduktan sonra Adalet Komisyonu'na gönderiliyor. Orada farklı parti gruplarından oluşturulmuş milletvekilleriyle kanun teklifi üzerine bir değerlendirme yapılıyor. Değerlendirme yapıldıktan sonra da 9. yargı paketi meclis genel kuruluna sunuluyor ve orada paket içeriğindeki tüm maddeler madde madde değerlendirmesi yapılarak oylanıyor. Tüm maddeler kabul edildikten sonra da yani maddeler genel olarak kabul edildikten sonra da resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe giriyor. İnşallah bu da bir an önce yürürlüğe girer diye düşünüyorum ben. İnşallah. Çünkü ihtiyaç olan bir şey. Peki 1 Temmuz'da Türkiye Büyük Millet Meclisi tatile girecek Alim. Burada yargı paketi bundan nasıl etkilenecek? Tatile girecek mi meclis? Bununla ilgili biliyorsun. Bununla alakalı 25 Haziran tarihinde
genel kurulda yapılmış, alınmış karar ile birlikte meclisin tatile girmemesi konuşuldu ve görüşüldü, karara bağlandı. Meclisin tatile girmeksizin işlerine devam edeceğini anlıyoruz burada. İnşallah tatile girmediği dönem içerisinde meclisimiz gerekli çalışmayı sağlayarak 9. yargı paketinin bir an önce sonuçlandırmasını sağlar. Yargı paketleri hukukumuzda birçok farklı düzenlemelerle hukukun gelişmesine yönelik zaten belli başlı amaçlar içerisinde oluşturuluyor. Tabii bu işin de ivedilikle yapılması önemli. Çünkü birçok insanın bununla alakalı çok fazla beklentisi de var. Mahkumların, mahkum ailelerinin çok aşırı bir merakı var. Bununla alakalı bizim de hemen hemen her gün meslek gereği telefonumuz susmuyor. Her gün bir müvekkilimiz veya bir müvekkilimizin ailesi yargı paketi ne zaman çıkacak? Ne durumda, ne durumdayız, şöyle mi yapsak daha iyi, böyle mi olur şeklinde sorulara biz de muhatap oluyoruz. Ondan kaynaklı ivedilikle çıkması bizim açımızdan da önem arz ediyor. Tabii sadece yargı paketinin içerisinde birazdan da detayıyla gireceğiz de infaz yasası dışında farklı toplumu ilgilendiren düzenlemeler de mevcut. Bu düzenlemelerin de hayata geçmesi toplumda hukukun daha iyi işlevsel olması bakımından önemli. Şimdi alimcim, 9. yargı paketi neleri kapsıyor? Kanundaki cezalar arttırılacak mı? Bu yönde azalacak mı? Cezaların miktarı ne olacak? Sayın Bakanımız Yılmaz Tunç'un açıklaması vardı. Toplumda ceza olarak yapanın yanına kar kalmayacak açıklamaları vardı. Bu algının toplumda ceza yapanın, yani suç işleyenin yanına kar kalmayacak algısının önlenmesine yönelik tam olarak ne demek istedi bakanımız? Şimdi bakanımızın ifadesi aslında doğrudan sanki bu çıkacak olan infaz yasasındaki cezaevlerindeki kişilerin cezaevlerinin boşaltılmasıyla alakalı, durumla alakalı herkesin beklediği bir af olarak değerlendirilen bir infaz değişikliğine tersmiş gibi düşünülse de aslında doğru bir yaklaşım olarak ben şahsen görüyorum. Çünkü son dönemlerde özellikle Covid-19 döneminde de belli başlı ceza miktarları az olan suçlarda şöyle bir uygulama sistemi gerçekleşti. Şimdi bir kişi bir cezayı aldığı vakit mahkemelerden bu cezanın tamamını infaz kurumunda geçirmiyor. Belli bir kısmını kapalı ceza infaz kurumunda, belli bir kısmını açık ceza infaz kurumunda, belli bir kısmını da denetimli serbestlik yükümlülüğü altında geçirerek cezasının infazı sağlanıyor. Tabii ceza miktarları az olduğu durumda da şöyle bir durum ortaya çıkıyor. Kişinin bazen cezaevinde kalması gereken herhangi bir süre ortaya çıkmadığı durumlar oluyor. Bu tarz durumlarda da kişilerin cezaevine girdi çıktı olarak halk arasında da tabir edilen kısa süreli giriş çıkışlarıyla ceza infaz süreçlerinin cezalarının infazlarının başlatılması sağlanıyor. Tabi burada Covid-19 döneminde az önce de bahsettiğim gibi bu süre bir gün içerisinde kadar düştü. Daha sonra Covid-19 tedbirleriyle ilgili kararlardaki durumların kalkmasıyla birlikte şu anda 3 gün gibi bir süre olarak ortaya çıktı. Yani örnek veriyorum, 1 yıl ceza alan bir kişi 3 gün cezaevinde durup daha sonrasında doğrudan denetime ayrıldığında ister istemez toplumda bu suçların mağduru olan kişilerin de bana karşı bir suç işlendi ancak bu suç cezasız kaldı şeklinde bir algı oluşmasına sebebiyet veriyor. Sayın Bakan'ın bu cezasızlık algısını ortadan kaldırmaya yönelik açıklamalarındaki durum da bu. En az 10 gün tarzı belli başlı konuşmalar da gerçekleşmişti bununla alakalı. Yani en azından... Yani burada aslında... Benim de bununla ilgili şeyim olacaktı, konuya dahil olmuş olayım. Şimdi denetimli serbestlikte aslında tedbirlerin artacağıyla ilgili Sayın Bakan'ın bir açıklaması vardı. Bununla ilgili 9. yargı paketinde asıl bahsetmek istediği husus tam olarak bu mudur? Yani denetimli serbestlikten kastı tam olarak bu paketle ilgili nedir bu anlamda? Şimdi denetimli serbestlikle ilgili durumu şu şekilde özetleyebiliriz. Hem cezasızlık algısını azaltmak için öncelikli olarak bu cezaevindeki girdi çıktığı sürecini uzatma yönünde belli başlı bir düzenlemeler öngörüldüğünü düşünüyorum. Ben açıkçası yapmış olduğu açıklamalarda. Ayrıca bundan sonraki süre içerisinde kişinin cezaevinde bu süreci tamamladıktan sonra da denetimli serbestlik dediğimiz uygulama
Yani nedir bu denetimli serbestlik diyecek olursak da denetimli serbestlik kişinin ceza infaz kurumunda cezasının infazı sağlandıktan sonra topluma tekrardan kazandırılması için belli başlı tedbirlerin kendine uygulanması. Örnek veriyorum ev hapsi, belli bir yerde çalıştırma, kamuya yararlı bir işte çalıştırma, mesleği yoksa meslek edindirme kurslarıyla topluma kazanılmasını sağlama şeklinde durumlar. Denetimli serbestlikle ilgili açıklamaları da Bakan Bey'in zaten diğer açıklamasıyla uyuşuyor ve örtüşüyor. Hem cezasızlık algısını ortadan kaldırıp daha sonrasında da suç işleyen kişilerin gerçekten doğru ve düzgün denetimli serbestlik tedbirleri uygulanmak suretiyle toplumda aramızda yeniden doğru ve düzgün bir şekilde katılımını sağlamak, tekrardan suç işlemesinin önüne geçmek ve toplumdaki huzur ve güven ortamını sağlamaya yönelik tedbirler alınacağını düşünüyoruz. Burada tabii kişiye verilen yükümlülükler artırılabilir. Bunların artacağına yönelik ben buradan bir yorumda bulunuyorum kendimce. Çünkü belli başlı tedbirlerin artırılması durumunda, örnek veriyorum kişilerin meslek konusunda belli başlı zorlamalara tabi tutulması durumunda da belli başlı suçların önlenmesi yönünde faydalar sağlayacağı açık. Peki alim, kara para aklama olaylarının son bulmasıyla ilgili bir madde duyduk tam olarak bu 9. yargı paketinde. Bu madde nedir? Bu madde doğru mu? Böyle bir düzenleme var, konuşuldu. Anladığım kadarıyla mecliste de değerlendirilmesi yapılacak. Suç örgütlerinin, terör örgütlerinin finansmanını sağlayan şirketler, özel hukuk kişilerinin bu finansmanı sağladıktan sonra sağladığının tespit edilmesi halinde bu şirketlere kayyum atanarak suç örgütlerine giden paraların engellenmesi yolunda bir çalışma bu. Suç örgütlerine para gönderen firmalara kayyum atanacak. 5 yıl olduğu söyleniyor. 5 yıl süreyle kayyum denetimine tabi tutulacak. Bu şekilde terörizmin finansmanının engellenmesi durumu söz konusu. Çünkü son dönemlerde de zaten kumar, yasa dışı bahis siteleri vesaire şeklindeki durumlarla da çok fazla bir kara para aklama ve kara parayla mücadele durumu söz konusu. Kara parayla mücadele etme zorunluluğu doğdu. İster istemez toplumda çok fazla şu anda yasa dışı bahis vesaire paralar dönüyor. Bu paralar mafya gruplarına, terör gruplarına, suç örgütlerine aktarılıyor. Tabi bu da ister istemez suçun artmasına sebebiyet veriyor. Bunun hem suçu artışının önlenmesi hem de bu gelirlerin kaçak yollarla girmemesi adına güzel bir düzenleme olduğunu düşünüyorum. Teşekkür ederim. Şimdi biraz ben haber kanallarını ilgilendiren yani bizleri ilgilendiren kısmına değinmek istiyorum. Şimdi biz basın kuruluşları olarak araştırmalar yapıyoruz ve araştırmalar bizler için gerçekten çok önemli. Bu bizim yaptığımız haberlerden, ya biz yaptığımız haberlerden yargılanacak mıyız alim? Yani biz bir örgüt olarak, şey olarak, ajan olarak değerlendirilecek miyiz? Malum gazetecilik araştırma işi. Bizler böyle yargılanacak mıyız? Yani suç oluşturan bir haber yapmadığınız sürece İçimizde yargılanmayacağınızı garantisi verebilirim. Şaka bir yana bununla alakalı belli başlı yanlış anlaşılmaları oldu. Sayın Bakan da bununla alakalı açıklamalar yaptı. Türkiye'de araştırma yapan herkes cezalandırılacakmış gibi bir düzenleme burada yok dedi. Tabii belli başlı araştırmalar yapan kişiler ister istemez kişisel verilerin korunması kanunu kapsamında haklarında belli başlı aynı şekilde Türk Ceza Kanunu kapsamında cezalandırma yoluna gidiliyor. Ancak buradaki 9. yargı paketiyle çıkacak olan düzenlemede şöyle bir husus var. Buradaki araştırmanın bir örgüt, bir terör örgütü veyahut farklı bir yabancı kuruluş, yabancı bir ülke adına yapılmış olması, yani gerçekten casusluk faaliyeti adına yapılmış olması durumunda kişiye bu suçtan ceza verilmesi yönünde. Hatta bu suç yeni kanunumuza girecek bir suç olup 2 yıldan 7 yıla kadar gibi bir ceza öngörülmesi de konuşuluyor. Tabii bu suçtan ceza aldıktan sonra ayrıca kişisel verileri ihlal ettiysek, kişisel verilerin korunması kanununa ve Türk Ceza Kanunu'na aykırı farklı davranışları bulunduysa kişinin o suçlar kapsamında da cezalandırılması söz konusu. Anladım. Teşekkür ederiz. Yüreğimize su serptin. Şimdi asıl çok merak edilen konulardan bir tanesi daha var bu yargı paketinde. Önce mükerrir ve tekerrür kelimeleri ne demek?
Ve 9. yargı paketinde mükerrerlerle ilgili bir düzenleme yapılacak mı? Evet. Herkesin merakla beklediği kısım zaten bu. Dediğiniz gibi önce mükerrer ve tekerrürü açıklayalım. Tekerrür, bir kişi bir suçu işledikten ve bu suçla alakalı mahkumiyeti kesinleştikten sonra yeni bir suç işlemesi halinde oluşan durum. Tabii bu durum birinci kez tekrarlandığında birinci kez mükerrer, ikinci kez tekrarlandığında ikinci kez mükerrer şeklinde kişilere isim veriliyor. Suçun gerçekleşmesi durumu tekerrür. Bunu yapan kişilere de mükerrer deniyor. Bu bizim açımızdan neden önemli? Hukukumuzda bu mükerrer tekerrür durumlarının neden önemi var? Bu tamamen infaz yasasıyla alakalı bir durum. Örnek veriyorum, bir kişi tekerrür olmaksızın bir suç işlediğinde almış olduğu ceza miktarının 3'te 2'sinden ceza infaz kurumunda kalması gereken süre belirlenirken birinci kez mükerrer olduğu durumda 4'te 3'ü çıkıyor bu rakam. İkinci kez mükerrer olduğu durumda ise 4'te 4, yani tamamı ceza infaz kurumunda geçirmesi gereken bir süre olarak ortaya çıkıyor. Ve hatta ikinci kez mükerrer olduğu durumda hem açık cezaevine geçme hakkından hem de denetimin kendisine uygulanması hakkından maalesef ki mahrum kalıyor kişi. Tabii son dönemlerde ister istemez yargıda yapılmış olan reformlar sayesinde yargımız hızlandı. Önceki gibi yargılama süreçlerinin 5 yıl, 6 yıl, 10 yıl gibi bir sürelere çıkmaması durumu söz konusu oldu. Özellikle ceza miktarı düşük olan suçlar nedeniyle kişilerin yargılaması çok hızlı yapıldı ve yapıldıktan sonra tekrardan bir suç işlemesinden kaynaklı da mükerrerlerin sayısı ülkemizde arttı. Mükerrerlerin sayısında artış da tabii ki de ister istemez kapalı ceza infaz kurumlarının taşmak derecesinde dolmasına, çok fazla kalabalıklaşmasına sebep oldu. Burada yasayla ilgili olarak şimdiye kadar ikinci kez mükerrer olanlara bir yasa çıkacağı yönünde çok fazla konuşmalar yapıldı. Bununla alakalı bir düzenleme ben şahsen bekliyorum. Ben de tam onu söyleyecektim. Acaba bunlarla ilgili bir düzenleme yapılacak mı? Ne olacak yani bunun sonu? İnsanlar bunu çok merak ediyor. Yani şimdi şöyle, yargı paketine doğrudan girmesi az önce de bahsettiğimiz üzere bu paketteki bu maddenin illa meclisten geçeceği manasını taşımıyor. Yani dediğimiz gibi en başında da yargı paketi içerisindeki tüm maddeler tek tek mecliste oylanacak, tek tek değerlendirmesi yapılacak, tek tek değerlendirmesi yaptıktan sonra resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girecek. Tabii bunu hem mahkum olanlar hem de mahkumların aileleri çok fazla bekliyor. Bir de böyle şey durumu söz konusu. Yani nitelikli suçlu dediğimiz, yani çok fazla suç işlemeye meyilli insanlar var. Çok fazla suç işlemeye meyilli insanların dışında basit, örnek veriyorum, basit suç olarak tabir ettiğimiz alkollü araç kullandığı için trafik güvenliğini tehlikeye sokmaktan kaynaklı birkaç kez yakalanıp ceza almış insanlar da var. Tabii nitelikli suçluların cezalı azaltılması ister istemez toplum açısından bir sorun oluşturabileceği gibi nitelikli suçlu olmayıp da adi suçlu olarak da mahkumiyet gören insanların da bu düzenlemeden faydalanması yönünde de çok fazla bir beklenti var. Detayların ne şekilde olacağıyla alakalı belli başlı tartışmalar var. Belki bir denetim süresi öngörülebilir. Normal şartlarda az önce de bahsettiğim gibi çift ikinci kez mükerrer olan kişilere herhangi bir denetim uygulaması yapılmıyor. Veyahut açık ceza infaz kurumunda belli bir sürelerin geçirilmesi sağlanabilir. Açıkçası ben de çok merak ediyorum. Henüz yasalaşmadığı için net bir şekilde şu çıkacak, böyle olacak da diyemiyoruz. Halkın çok fazla beklentisi var. Umarım bu beklentiler toplumun da durumunu hukuka güveni de azaltmayacak şekilde sağlanır. İnşallah, temelimiz o yönde. Şimdi son olarak benim çok güçlü bir sorum var. Bu biz kadınları çok ilgilendiriyor. Şu özellikle pakette kadınların soy ismiyle ilgili, örneğin hem kendi soyadını hem eşinin soyadını kullanmaktansa kadınlar kendi soyadını kullanabilir mi alimciğim? Yani kendi soyadımı kullanmak istiyorum ben. Tabii sana uygunluğunu sormayacağım. Yani korkum zaten bana uygunluğunu sorman yönündeydi. Bununla alakalı bir düzenlemeden bahsediliyor. Soyadı düzenlemesi yapılarak
kadınların soyadına hakkına ilişkin, yani her iki, hem eşinin hem kendisinin soyadını kullanan kadınların sadece kendi soyadını kullanmaları yönünde bir özgürlüğün getirilmesi gündemde. Tabii az önce de bahsettiğim gibi bu da mecliste tartışılacak, oylanacak bir durum. Herkesin kendisini ifade etme hürriyetinin sağlanması açısından ben de önemli olduğunu düşünüyorum. Sadece erkeklerin kadınların soyadını alma zorunluluğu getirilmediği sürece benim şahsi olarak bir rahatsızlığım yok bu konuyla. Yok, herkes kullanabilir. Tabii herkes kendi soyadını kullanmakta. Yani böyle bir özgürlüğü teminat altına alması açısından bence güzel bir gelişme. Bunun dışında ayrıca yargı paketinde hakim savcıların terfi sisteminin güncellenmesiyle alakalı bir düzenleme var. Ayrıca sporda şiddete yönelik yeni önlemlerin alınmasına dair de düzenlemeler var. Şimdi Alimciğim, bu denetimli serbestlikte bir hususu atladık. Bunu da şimdi mesaj olarak da geliyor bana, çok fazla soruluyor. Seni konuk olarak alacağım duyduğumdan beri. Bu bir yıllık ve 3 yıllık muhabbeti var denetimli serbestlikte. Tam olarak bu nedir? Bu 1 yıllık 3 yıllık muhabbet şu, tabii bunun doğruluğu kesin değil. Belli başlı haber kaynaklarında yayınlandıktan sonra biz de görme fırsatı bulduk. Normal şartlarda kişiler almış oldukları cezaların 3'te 2'lik kısmını, eğer mükerrir değilse, ceza infaz kurumunda geçirmeleri gerekiyor. Bu 3'te 2'lik kısmın içerisinde de 1 yıl bu kişiye denetimli serbestlik tedbiri uygulanarak topluma yeniden kazandırılması sağlanıyor. Tabii burada denetim süresinin 1 yıldan 3 yıla çıkartılması şeklindeki bir durumda bu kişilerin normalde 3'te 2'lik kısım içerisinden cezaevinde kalmaları gereken sürelerin 2 yıl daha azalması durumu gündemde. Eğer ki 9. yargı paketinde bununla alakalı bir yasalaşma, bir durum söz konusu olursa bu kişilerin 2 yıl daha az cezaevlerinde süre geçirecekleri manasına geliyor. Tabii 2 yıl daha az süre geçirmelerinden kaynaklı da ister istemez cezaevlerinde çok büyük oranda bir boşalma, çok fazla tahliyelerin olacağı da söz konusu bununla alakalı. Çünkü çok fazla çift mükerrilerden olsun, diğer hükümlülerden olsun cezaevlerinde miktarları az, süreleri az kalmış insan var. Bu kişilere bir anda 2 yıl denetim uygulanması belki yüz binlerce insanın cezaevlerinden tahliye olacağı manasını taşıyabilir. Bununla alakalı bir düzenleme yapılıp yapılmayacağı hususunu ben de şahsen merakla bekliyorum. Toplumumuz açısından inşallah hayırlı düzenlemeler olur. İnşallah. Peki Halim, son olarak seyircilerimize neler söylemek istersin, vermek istediğin bir mesaj, onlara söylemek istediğin bir şey var mı? Son olarak seyircilerimize vermek istediğimiz mesaj şu, istediğim daha doğrusu. 9. yargı paketi gibi daha önceden çıkan ilk 8 yargı paketinde de toplumdaki hukukun işlerliğinin, işlevselliğinin artırılması yönünde çalışmalar mevcut. Tabii bir taraftan bir kişinin cezaevi süresi kısaltılırken diğer taraftan da suçun mağduru olan insanların da hukuka güven duymalarının sağlanması amaçlandığı için bu konular üzerine yoğun mesailer harcanarak değerlendirmeler yapılıyor. Bununla alakalı toplumumuzun çok fazla endişe, kaygı duymamalarını rica ediyorum. Sonuçta toplumumuzda da her geçen gün yeni farklı materyaller, olgular ortaya çıkmasıyla hukuk da sürekli olarak bir güncellenme ihtiyacı da hissediyor. Tabii bu ihtiyacın da karşılanması bazen birçok argümanın değerlendirildiği için zaman alıyor. Umarım hiç kimsenin hak kaybı yaşamadan hayatını ve hürriyetleri çerçevesinde yaşayabileceği bir hukuk düzenine herkes kavuşur. Herkes hak arama, hak ihlalleriyle alakalı sorunlarını çözebilir. Herkese teşekkür ediyorum. Saygılar diliyorum. Biz teşekkür ederiz Alim, konuğum olarak geldiğin için. Çok keyifli bir sohbetti. İşin Aslı programından bu haftalık bu kadar. Yine yeni konu ve konuklarla karşınızda olacağım. Bizi takip etmeye devam edin.